canlarım, Evrim Akın'la yakışınan herkese selam olsun efendim. Bugün hepimizin çok sevdiği, çok başarılı, yetenekli... Aha, nereye gidiyorsunuz? Para oynamaya mı? Gelin. Geçin, geçin. İşte robotları. Bu binanın robotları da bunlar. Merhaba minik adam, merhaba. Robot gibi olmuşlar. Ay, kar yağıyor dışarıda. Ne güzel olurdu şimdi biz de çıkıp oynasak. Ama yakışıklı ev sahibimiz bizi bekler Evrim. Hadi açıklayalım istersen ismini. Efendim, onu söylüyordum. Bugün hepimizin çok sevdiği, genç kızların beğendiği... Ben meslektaşım, benim de çok sevdiğim, ilgili takip ettiğim sevgili Murat Han'ın evine konacağız. Gidelim mi? Heyecanlıyım bak, yani oyuncu olunca bende başka bir heyecan oluyor. Farkındasın değil mi? Heyecanla havalanıp bir çırpıda asansörün içine konduk bile Evrim. Hayırdır? Bu asansör yolculuğu seni biraz sarsmış gibi Evrim. Geldik vallahi. Ay, aşağı baktın mı? Ay, başım döner benim ay. Bak şu duygu bile başımı döndürüyor. Aman düşeyim deme. Senin pek de hoşuna gitmeyecek ama uzun ince bir yolun başındayız Evrim. Ay, eve gidene kadar yorulurum ki ben. Böyle hayat mı olur ay? Çıktım oradan işe gideceğim. Ay ay, sürekli ay da dilimde. Çıktım işe gideceğim, yemin ediyorum kapıda yorulurum ben buradan gidene kadar. Bana ne lazım? İttirmeli. Ha şey, neydi onun adı? Ay dış ses, çok biliyorsun ya, söyle adını, hadi böyle biliyorsun. Şey düştü ya, Bush, Başkan Bush. Oo, senin gözün pek yükseklerde Evrim. Ne o? Amerikan başkanlarını özenip cincirle mi konacaksın artık evlere? Geldim, 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 geldim. Oy. Ah, zile bak. Çalmıyor mu? Takıldı. Ay, bunların hep zili bozuk. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne güzel zil. Evet, aynen öyle. Merhaba. Özellikle. Zaten bana kapı gıcırdasa. Aa, ne güzel ev. Beğendin mi? Aşık oldum. Ya biraz küçük ama benim için yeterli yani. Ne önemi var ki? Evrim, yakışıklı oyuncu Murat Han'ın evinin güzelliği karşısında yaşadığı büyülenmenin etkisini yaşarken biz daha sonramızı izleyelim. Keyifli sohbette Evrim, incileri dizecek. Ekrandakiyle alakanız yok, bir kere çok beyaz gözüküyorsunuz. Biraz çamaşır suyuna yatırdım kendimi siz gelmeden. Amca gibi sözüyle potların en büyüğünü kıracak. Daha böyle adam böyle hani koca bir amca gibi. Amca gibi. Hayır öyle öyle zor. Ya ne yaptı, bitirdi beni ya, amca gibi diyor. Evrim Akın, Murat Han'ın yaptığı sporları uygulamalı şekilde anlatacak. Şu koruyordu değil mi, neydi? Defans bu muydu? Gart. Evde şeker olmamasını diline dolayacak. Çok bencil bir ev sahibi. Çok. Kendine göre yaşıyor. İnsan şu kadar da olsa bir oraya küp çekiyor. Ay, ne oldu biliyor musun? Aslında vardı. Yakışıklı oyuncu Murat Han'la sıra dışı ve renkli anlar... Boyu boyuma, huyu huyuma. Aşk olsun ya, o kadar da kısa değilim. Benim bir o kadar da yerin altında yok var. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Ay çok güzel ev ya, maşallah diyeyim öncelikle. Teşekkür ederim. Aa, aşık hoş oldum. Geldin. Sen beğendin mi Metin? Bayıldım diyorsun. O zaman bunu al bakalım. Kim dizayn etti, döşedi, dayadı? Ben kendim, her şeyle kendim ilgilendim. Ay ne zevkliymişsiniz. Teşekkür ederim. Yani mimar falan yok işin içinde. Allah Allah. Tabii. Yani evde beğenilmeyecek gibi değilmiş hani. Son derece şık ve spor çizgilerin hakim olduğu eşyalarla klasik çizgiler başarıyla harmanlanmış. Buna duvarları süsleyen sanatsal dokunuşlar da eklenince ortaya çok zevkli bir ev çıkmış. Ay çok güzel ya. Vallahi beğendim. Kim tasarladı, kim dayalı döşedi? Benim böyle bir ilgim var. Böyle vintage tarzı işte, eskiyle yeniyi birleştirme falan. Kendim yaptım. Bu birkaç tane yaptım böyle ev. Her yapışımda birisi geliyor, ya burayı bana satsana. Abi burayı satmayacağım, ben kendime yaptım, oturacağım. Ne olur sat bunu bana böylece, içinde her şey dursun diye. Sattığına kadar yaptırsa ya kendi bir ev alıp size. İşte uğraşamam o kadar diyor ya. Bu hazır diyor, bundan daha iyisi olmaz. Varken bunu alayım. Diyor. Evet. Ama vallahi ben de istedim. Yaptıklarını... Kaça anlaşırız? Biz sıraya girermişiz değil mi? Burayı da sana vereyim. Artık ben onu iş olarak yapmayı düşünüyorum. Ay yani. Vallahi mantıklı. Vallahi bir ara düşündüm ama bilmiyorum ki pek de... Bence bir... Zaman bu ister. Bütün binalarda var mı bu tasarım şömine? Yok, o yok. Aslında o duvar arkada bitiyor da... Ben onu, şömineyi... Önce işte içinde alacağım şeyi, ölçüsünü alıp... Şömineyi ona göre kendim çizip tasarladım. Aa.
İçinde böyle demirden şey yapıldı, işte dökme. Onun yanlarına da alçıpan, üzerine de taş döşenip bu hale geldi yani. Ben zaten inanamıyorum yani, yetenek tek bir yerden gelmemişti. Vallahi bu benim için gerçekten çok Allah'ın önemli. Allah'ın büyük seviyorum nimeti yani bu. Müthiş. Yani... Hem oyunculuk, hem böyle bir dekorasyon değil mi? Zevk. Bir de... Gözle alakalı bir şey. Böyle ben gerçekten vizyon. Zevk. Yani girip bakıyorum işte, ya şuraya şu lazım. Burada şunu görüyorum falan diye hemen. Mesela bu alan çok büyük değil. Hı-hı. Yerleri beyaz yapalım dedim o yüzden. Hı-hı. Çünkü daha büyük gösterir. Hem de duvarlar da kırmızı olduğu için. Hani böyle bir kontrast olsun diye. Mesela aynı şeyi odada söyleyemeyeceğim. O da duvarlar beyaz olduğu için bir kez yerleri koyayım. Orada tam tersi. Tabii. Oraya da bakabilirsin. Bakarız çok tabii. Çok güzel. Evet. Zaten çok bakacağımız yer olmadığı için. Önemli olan sizinle olmak efendim. Yani ama evinize de gerçekten gireceğiz. Bayıldım. Bayılmasına bayıldın ama asansörle çıkarken de yükseklik korkusundan 40 tövbeyi bir attın Evrim. Ama neyse ki karşılaştığımız ortam ve hava her şeye değdi. 38. katta dağ havası. Tabii bak, şu anda dışarı. Zirvedeyiz. Her zaman evelallah, zirve bizim işimiz. Mengüç, akıllı ol, yamulma. Yamulma, dik dur. Ya şeyi soracağım bir de. Angaralıyız, hemşeriyiz. Öyle mi? Tabii, ben de Anıttepe. Allah Allah. Mimar Kemal. Aa. Siz? Ben de Mimar Kemal. Siz Mimar Kemal, ben Anıttepe. Ha, Anıttepe Ortaokul. Lisesi. Ha, evet, ilkokul, ortaokul. Orada arkadaşlarım okuyordu ya, arada giderdik biz. Ya, sonra bir de burs. Evet. Diyorum ya, Allah her şeyi bütün olarak vermiş. Parça parça vermemiş. Sağ ol. Sen neredeydin? Ankara'da, Anıttepe'de okudun sonra? Sonra İzmir. İzmir. Liseyi İzmir'de okudum. Sonra sen erken gitmişsin. Evet, küçüktüm. Yani ortaokul bitti. 13-14 mi oluyoruz işte o yaşta? Ben üniversitede Ankara'daydım. Sonra çıktım zaten. Ondan sonra Los Angeles. Ay evet, o macera da... Evet. Ne cesaret. Evet. Yani şundan dolayı düşündüm. Hani şimdiki aklım olsa ben de hani İstanbul'a gelip tırmalayacağım ama... Sizin yaptığınız gibi gidip Amerika'da yani, yani okyanusta boğulurdu. Yüzmeyi bilmiyorsun, gölde gireceğini, okyanusta gir orada öğren falan gibi. Ama bu nasıl bir vizyon? O yaşlarda bir de hani ne ya, olursa olsun. O yaşlarda olsun... aslında daha kolay. Daha şimdi mı kolay? Daha zor. Mesela şu anda çok yeni bir karar almak için böyle düşünüyorsun. Yani çünkü buradan geri dönüşü ama şimdi bir star, hani sonuçta başrol oynuyorsunuz, starsınız artık, Türkiye tanıyor. Hani mal olmuşsunuz artık. Hı-hı. Topluma. Şimdi dönüş zaten zor olur da. Ama şundan bahsediyorum. Hani Ankara'dan İstanbul yerine, ki hepimiz bütün oyuncuların hayali İstanbul'dur ya. Çünkü sektör burada. Hı hı. Amerika'ya gitmek. Bu nasıl bir vizyon, ya öngörüş? Bir de benim aslında... Çok az Türkiye'den giden çünkü. Ben memur bir ailenin çocuğuyum evet. aslında. Yani böyle hani... Zengin bir aile değil. Yok değil yani. Benim okulu karşılayabilecek durumda bir ailem falan da yoktu. Ama şey yaptım yani, ben kafaya koydum. Dedim ki ben gideceğim orada, çalışacağım. Hatta bizim o zaman... rektörümüz Ali Bey, Ali Doğramacı sağ olsun, şey demişti. Ya Murat Han, ben gitme bak, 20 sene orada dekanlık yaptım. Ezilirsin, şöyle çalışırsın, böyle çalışırsın dedim. Sıkıntı yok yani, ben çalışırım. Sonra işte gidip orada okulu hem gündüzleri çalışıp, akşamları çalışıp, gündüzleri okuyup, bazen gündüzleri çalışıp, akşamları okuyup o şekilde bitirdim yani. Sonra işte yani, ama oluyor yani, ben hiçbir şeyin bahanesini kabul etmiyorum artık. Yani insanlar diyorlar ya, ama bizim imkanımız yok. Ama işte olsa yaratmışsınız. Yok yani, yaratılıyor yani. Benim kuzenim de öyle, Agah sevgili kuzenim, büyük dayımın oğlu. Burada üniversiteyi bitirdi. Sonra dedi ki ben hani daha da okuyacağım. Gitti Amerika'ya, geceleri doorman işte kapıcılık evet, yaptı. Gündüz de hukuk okudu yani Amerika'da. Kapıcılık dediğin... Şey gibi, ne dedin? Barlarda... Resepsiyonist gibi. Ha, ben barda çalıştım öyle doorman olarak ya, da. O da şeydi, Empire State gibi o tip binalarda. Bu bodyguard gibi biz çalıştık. Hı, yani şeyde, güvenlik body, gibi. Bodyguard yani şeyde, barlarda. Vay, ne ya, güzel ya. Sonra geliyorsunuz tekrar dönüp green card başvurusu değil mi? Yok, şöyle oldu. Benim öğrencilik sırasında işte kullandığım vizenin süresi biterken zaten askerlik dönemi gelmişti. Dönerken de zaten şeye başvurmuştum, bu green card lotary var. Her sene yapılan çekiliş falan. Gibi değil mi? Bir sene bana çıkmadı. Benim roommate'e çıkmıştı. Hatta çocuk fazla sevmedi. Uyuz oldum ya. Dedim, nasıl sevmiyorsun? Ne biçim insansın falan. O da İsviçre'ydi falan. Sonra ikinci sene yine başvurdum belki çıkar diye. Sonra askerdeyken çıktı. Askerlik biterken böyle bir ay falan kalmış. Çıkıverdi, geldi zarf falan derken onu alıp tekrar geri döndüm. 9 yıl değil mi onun üzerine? Onun üzerine evet. Tam 9 yıla yakın kalmış oldum. 8,5-9 yıl arası bir şey. Şimdi orada tekrar döndüm ama. Aa. Yine oradayım ben artık. Aa, mecburen değil geçen mi? Geçen sene döndüm. Yok. Her sene gidip geliyordum. Hı hı. 6 ayda bir.
Şimdi döndüm şey aldım işte bir kendime yine böyle bir ev aldım orada. Yani yavaş yavaş hani iş olmadığı zaman orada yaşayayım. Ay en güzeli. İşte bir tazelenip biraz gideyim. Senaryo falan yazıyoruz. Orada bir güzel bir grup kurdum kendime. New York Film Akademi'den başarılı bir Türk arkadaşımız da var içinde. Onlarla senaryo falan yazıyoruz. Bir şeyler yapalım diyoruz. Öyle bakalım. Orada tiyatro da oynadınız. Tabii Stella Adler'da değil mi? Evet. Orada okulda da gittim. Evet onu da biliyorum. O akademiden mezun oldunuz. Vay be bitmiyor. Hayat işte ya, öğrencilik ne kadar bitmiyor. Sığdırdığına ne kadar bağlı. Hani böyle zaman zaten geçiyor. Bir laf var kimindi bilmiyorum ama. Hayat şeydeki çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de akar, içmesen de. Hayat da öyle. Yani sen yaşasan da en fazla. Yani ne kadar içersen o kadar iyi. Ne kadar doldurabilirsen hayatını o kadar iyi bence. Bir de onu gerçi biraz geç oldu ama görür görmez şöyle bir kaldım. Ekrandakiyle alakanız yok. Bir kere çok beyaz gözüküyorsun. Biraz çamaşır suyuyla yatırdım kendimi siz gelmeden ya temizleneyim aşk diye. O anlamda demedim. O anlamda demedim. Ya ekranda öyle durmuyor mu ama sen de demişsin. Değil mi ne kadar? Yok o beyaz demedi bir dakika demedim, şimdi sen de demişsin diye onu ortak yapmayın. Dilek'e söylemiş. Dilek söyledi mi? Yalan söylemez bunlar. Tamam. Ne dedi beyaz mı dedi? Tamam ben ne yapayım gideyim güneşleneyim biraz. Bakayım ben daha karayım ayol. Ya ama sen solaryuma falan mı girdin? Yok hayatta giremem ben girmem. Öyle şey. Güneşlenemiyorum ben. Makyaj var ama bende yok. Buramda mı makyaj var? Bilemiyorum. Bakalım. Ne makyaj olacak? Boyamış değil mi her yeri? Vücudumu da boyayın açık her yerim. Ya dizilerde yaparlar yüzünü yapınca boynuna falan. Ha boynu evet ama renk tutsun diye. Ama hakikaten belki de oynadığınız rollerden bir de daha böyle adam böyle hani koca bir amca gibi. Amca gibi. Hayır öyle öyle zor. Ya ne yaptı bitirdi beni ya amca gibi diyorum. Değil ama işte. Dur evrim evden kovulmadan Murat Han Bey'in film ve dizilerinden bir iki örnek gösterip bu iddiaların ne derece doğru olup olmadığını kontrol edip öyle devam edelim sohbetimize. İlk olarak ödüllü film Mutluluk geliyor. Az biraz çok mühim işlerim bitti geldim. Biz ne olacağız peki? Cemal bak ne diyeceğim. Ben biraz sonra bu koydan ayrılacağım. Sizi gideceğiniz yere yakın bir yerde bırakırım. Ha? Ne iyi adam değil Cemal abi? Saf saf konuşma Meryem. Öyle hemen belli olmaz iyi adam kötü adam. Bize ne? Öyle hemen güvenme herkese. Abi de bana öyle Cemal abi deme adamın yanında anlamasın. Ne diyeceğim? Cemal diyeceğim ne diyeceğim? Karşımda şu an genç bir delikanlı var resmen. Teşekkür ederim zaten öyle. Abicim doğru roller oynatın adama ya Allah Allah benim asabımı bozmayın. Vallahi işte alışmışlar hep komedi aynı rolleri veriyorlar. Komedi yapsanıza siz. Diyorum ama kimseyi inandıramıyorum. Var bir enerji komedi enerjisi. Yok var aslında çok iyi benim komedi ben daha komedide gerçekten iyiyim ama. Yapalım. Eminiz komedide de çok başarılı olursunuz ama bundan önceki rollerinizin de hakkını yemeyelim Murat Han Bey. Evrimi kızdırma pahasına da bir hatırlayalım mı onları? Hem de nasıl biliyor musun? Sırılsıkla manşetti. Namık abi. Klinikten yeni çıktı. İstersen daha fazla zorlama Sevda. Zorlayacak bir şey yok ki. Sadece unuttuklarını anlatıyorum. Hem Muazzez'e de iyi geliyor değil mi? Annen ofiste yalnız kaldı. Ben ondan izin almıştım. Neyse biz de bahçeye çıkıyorduk zaten. Hadi gel. Şey diyorlar hep yani işte ya Murat'cığım sen böyle iyisin millet seni böyle seni ay, gerek yok. Ay ne alakası yok. Var ben de bu tembel. İşte vizyonsuzluk yok bu. Işte. Vizyon yok. Birçok yapımcı da kusura bakmasınlar. Evet. Birçok ya da artık kendine yönetmen mi diyor senarist mi diyorsa ne diyorsa bu işin içinde olup da tepelerde oturan birçok adam da evet kolaycılık dediğiniz gibi tembellik. Yakışıklı oyuncu Murat Han'la keyifli sohbetimiz daha da renkleniyor. Nasıl mı? Yalanlar da var, set yalanları. Zing 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 zing. Ama ben onu düşündüm. Ne? Bak bir şey söyleyeyim, dürüstçe söyleyeyim mi? Bana söylendiğinde, önce bir ön açıklamamı yavaş yapayım. Söyle. Yavaş söyleyeceğim, alıştı alıştı. Bana ilk bir şeyler söylediler. Sonra düşündüm ki bu adam tabii ki yapar. Profesyonel bir adam çünkü kusura bakmayın yani. Gitmiş Amerika'da ilmini irfanını daha da üstüne katmış. Burada almış zaten kökten, temelden. Zaten... Belli ki Ankaralı hemşerim arkadaş. Bizde yalan yok. Biz memur çocuğuyuz. Her şey. 8 diyorsan 8'dir. 9 diyorsan 9'dur. Sen bu adama 8 deyip de 12'de bir şey yok. Yapıyorsan o adam çıldırır da delirir de. Allah geliyor. Yanlış Allah. Mıyım? Ne oldu? Yanlış mıyım? Doğruyum. Arıza dediler de sizle ilgili.
arıza değil, disiplinliyim. İşte bana da diyorlar mesela. Ben de tiyatro disiplinliyim. Ay bırak ya, o kadınla hiç çalışma. Çalışılmaz tabii, ben tembel adamla çalışmam. Senaryosunu okumayanla çalışmam. Ben ezberini arıza da çıkarırım. Evet, ben saatinde geliyorsam o da gelecek. O zaman bana söyleyecek, diyecek ki bir gün önce. Ya yani kusura bakma, benim işim var, 2'de geleceğim seti. Ben de ona göre organize olurum. Şimdi zaten 15-16 saat çalışıyorsun. Uyuduğun saat belli, 6 saat belki uyumuşsun. Tamam, 9 iyi, geldim sete. Sete giriyoruz, saat 12. Ne oldu, ne yapıyorum ben burada 3 saattir? Yani benim enerjimin bir önemi yok mu? Var. Olmazsa, çünkü 15. saatten sonra bitiyor enerji. Tabii. Yani 15 saat çalışıyorsak, evet aynen yani öyle. Yani o yüzle böyle yüzüme kaç kere buzlar koyarak böyle gözlerim şey açılsın işte falan böyle. Çok çalıştım yani geceleri. Türkiye'de gözlemlenen bu olumsuzlukları Amerika'da da yaşamış başarılı oyuncu. Anlayacağınız mesleki disiplinsizlik konusu sadece ülkemize özgü bir durum değil. Mesela Amerika'da şey provamız olurdu. İşte ikili sahne çalışacağız. Saat 1'de prova var. Tamam, zaten okuldaki şeyler, salonlar 2 saatlik ayrılabiliyor sadece. 1 ile 3 arası bizim. Ne yapmak lazım? 1 ile 3 arası dolu dolu kullanmak lazım. Ben ne yapıyorum? 1'de sahneye çıkabilmek için yarım saat önceden gidiyorum. Kostüm odasından kostümümü giyiyorum. Hazırlanıyorum. Her şeyim hazır. 1'de kapıyı açıp başlayabilecek şekildeyim. Bekliyorum. Bizim Amerikalı arkadaş yok. Bekle. Saat 1'i çeyrek geçe geliyor. Ah canım ya. Tamam, anca yayılıyor, hazırlanıyor. Sonra diyor ki ben söyleyince bir şey. Ama diyor saat 15 dakika sadece geciktim. Bir şey yok ki, çok abartıyorsun. Diyorum ki hayır. Bak sahneye çıktığımızda kaç olacak saat? 2 Sonra gidiyor. Bir tuvalete giriyor. Bir kahvesini alıyor. Yok, kahve alacak artık yüzü olmuyor da. Yapmıyor onu. İyi bari. Giyerken bilmem ne falan filan derken bir 15 dakikada öyle geçiyor. Yarım saat. Bak diyorum saat kaç? 1:30. Yani bende tiyatro disiplini var. Öyle olması lazım. Perde 8'de açılıyor. 8'i 5 kez çıkılır mı? Olmaz yani. Mümkün öyle değil. Şey. Böyle olsa işler. Sonra arıza oluyorsun tabii. Filtre kahve içer misin? İçerim. İyi, ben hadi ben de yardım edeyim. Bak sıkıldı mevzuda. Ben mi? Yok hayır, sıkılmadım. Spor yapıyor musunuz efendim? Yapıyorum tabii. Ya ne yapıyorsunuz? Vallahi fitness. Vay vay. Ara sıra işte boks falan öyle. Ya. Ha. Aa, şimdi böyle dövüşebiliyorsunuz yani. Fıt fıt fıt. Öyle değil ama yakın. Tamam canım, o şakasına göstermek. Şöyle şöyle. Ya görünmüyorsun. Şu koruyordu değil mi? Neydi? Defans bu muydu? Gard. Gard ha. Ama öyle olmasa da olsun. Ya ama tamam, sanki. Olur olur, geçerli bence. Sizin de belirttiğiniz gibi bu kadarıyla idare edeceğiz artık Murat Bey. Evrim, boks konusunda kendimizi daha fazla yormayıp mutfakla ilgili sohbetimize mi geçsek? Ne dersin? Çok güzel yemek yapıyormuş Murat Hanım. Ya çok güzel demeyelim de fena değil yani, kendim yıllardır yalnız yaşadığım için. Ne güzel ya. En spesiyal yemeğiniz ne efendim? Fırında somon. Niye güldünüz? Ben biliyorum niye güldüklerini. Çünkü benim spesiyalim de fırında. Tavuk. Öyle mi? İyi mi yapıyorsun? Bu arada kahvemiz ne durumda Murat Bey? Şimdi birazcık bekleyeceğiz 3-5 dakika sonra. Beklerim. Gezebiliriz. Yani şu gezelim, fotoğraflara bakayım evde mı? Çok büyük ev çok. Bayağı bir gez. Aa, gez. Çok İstersen akıllıca olmuş onlar. Ha gel, senin koltuğun var burada. Bak bizim evde de böyle üst üste, çok mantıklı. Tabii. Yani. Siz bu koltuğu biliyor musunuz? Ne koltuğu? Özleyiş'in koltuğu, yönetmenimin. Nasıl yani? Böyle oturuyor, hayatını sorguluyor böyle. Öyle mi? Düşünen adam Özleyiş. Ben ne yaptım da bu kızı buldum diye. Nereden başıma bela aldı bu? Demiyor musun? Oy kurban. Özdeyiş'in koltuğu meşhur. Çok meşhur. Özdeyiş'in koltuğu var orada. Özdeyiş'in koltuğu. Öyle mi? Özdeyiş'in koltuğu. Bu sefer ben oturuyorum. Özdeyiş'in koltuğu burası. Böyle oturuyor, hayatını sorguladığı yer. Düşünen düşün adam. Gene mi buradasın? Koltuğuna otursaydın. Dolabım! Geliyorlar, ne var burada? Ha, koltuğunu özledim ben diyorum. Ne var burada? Ben. Açık kaçayım mı Özdeyiş? Parfüm yok mu ya? Var. Nerede lan? Yatak odasında mı? Ne yapacaksın, kullanacak? Ya var parfüm, kokmuyor mu? Ya. Nasıl ya? Koklatayım. Ne
yani şimdi kokuyor. Aman Murathan Bey, parfümler konusunda çok hassasız çoğu hanımefendinin olduğu gibi. Şimdi yolculuk nereye? Şöyle gezdireyim büyük evimi daha. Fotoğraflara bakacaktın galiba. Siz bu arada Erzurumluydunuz değil mi? Yok Aslı. Be hayır bu şey. Erzincan. Evet Erzincan ama yanlışım. Dadaş Film Fest. Bu jüri üyesi olmuştum da onun için vermişler bir şey. Ya bir de adam bir filmle geliyor Türkiye'ye, geldiği gibi ödül alıyor Altın Portakal. İşte burada. Sıtkı, girsene filmden, ödüllü filminden. Gerek ele aldığı konu, gerekse muhteşem oyunculuk başarısıyla çok ses getiren Mutluluk'tan çok özel bir sahne daha getiriyoruz ekranlarınıza. Nereye gidiyoruz? Sen bir sus. Sen bana hep sus diyorsun Cemal abi ama ben susmayacağım. İyi konuş o zaman. Zaten başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Konuş bakalım daha nereye kadar konuşacaksan. Ben bir şey yapmadım Cemal abi. Gördük, yapmadın. Yapmadım. İrfan abi de yapmadı. Hem senin için kötü, hem ondan kızıyorsun. Meryem. Hediye dedi. Almamak ayıp dedi. Ne var ki? Hem biz o kadar babalık yaptı İrfan abi. Senin için kötü demiş Cemal abi. Yürü Meryem, gidiyoruz. Hadi canım. Evet. Ben bir kere Los Angeles'ta Felicity Hoffman'ı gördüm de yan arabada. Bunu görsem bayılırım herhalde. Hastasıyız dedi. Aynen öyle. Adam hala güzel değil mi ya? 70 oldu değil mi? O zaman daha şeydi ama. Birazdan mı? Kaç sene oldu? 7-8 sene oldu yani. 8 sene falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Murat Han Bey'in yüzüne bakar mısın? Muziplik yok mu? Ya orada bir de kiloluydu fark ettin mi? Var biraz şuralarda olmuş. O zaman koluma bakar mısın büyük beni? Of. O zaman şey dedim. Göğüsler de var böyle. Şeyde çalışıyordum spor, işte. Bodyguardlık. Ne yapayım işte? Öğrencilik. Evet. Başka bir adam ya. Vallahi siz böyle kumaşı derler yani kolay işlenen oyuncular. Tip tip. Vallahi. Şekil şekil bakar mısın? İşte burada öyle oynayacağım bir rol olsa fena şu değil mi? Aksiyon evet. Yok ki. Yok ki öyle bir şey. Yani... Bizde hep normal dramalar. O kadar çalıştık falan ama şimdi... Bak şurada başka biri. Şurada sanki böyle fitness eğitmeni, böyle spor hocası tatlı hani olur ya. Hadi kızlar pilates yapıyoruz. Yazık damarları çıkmış ya. Ya. Yazık. Üzüldüm ana. Üzüldüm ya. Ben senin annen olsam ağlardım oturup. Ay oğlum ne hale gelmiş günah. Az sonra. Peki bu? Ay bu zemmesin. Evet. Çok... Kulu Ankara'da burası. MTA. MTA mı? Aha. Maden Teknik Aramada mıydı? Bizim yerde MKA. Yok MKE. Makine Kimya. Makine Kimya. Fotoğraflar üzerinden bu keyifli anları Hollywood efsanesi Al Pacino'nun muhteşem bir performansıyla noktalayıp bakalım sohbetimize nasıl devam edeceğiz? Yeteneğin olduğunu biliyorum. Bunu daha buraya gelmeden önce biliyordum. Sadece merak ettiğim bir konu daha var. Bu konu ne olabilir? Baskı. Her şeyi değiştiren şey baskı. Bazı insanlara baskı uygulandığında işine odaklanır. Bazıları ise çözülür. Yeteneğini istediği de gösterebilir misin? Senden istenenleri gerçekleştirebilir misin? Ve rahat uyuyabilir misin? Paradan ne zaman bahsedeceğiz? Para mı? Evet. Bu çok daha kolay. Ya çok güzel. İlişkiyle ilgili bir şeyiniz var, tanımınız. Hangisi? Diyor ki, ben arkadaş, normal bir erkek arkadaşıma yaptığım gibi işte çok keyifli vakit geçiriyorsam, oyunları oynayabiliyorsam, aynen, yalnızlığı bile paylaşabiliyorsam, o işte benim aşık olacağım insandır. Öyle olmalı zaten. En iyi arkadaş olmalı aslında değil mi? Aynen. Yani çok fazla paylaşabileceğim bir şey olmalı. Çünkü sürekli beraber olduğum bir insan. Herhalde çok fazla paylaşımdan beraber zevk alırsan sıkılmazsın. Diye. Var mı aşk peki? Şu anda yok. Ya. İnşallah. Ne bileyim, herkes aşık olsun. Olsun, bence de olsun. Buna da arıyoruz bir tane. Mengüto'ya. Yavrum. Bulamıyor musunuz? O çok entelektüel. Fazla. Fazla. O kamerasına aşık öyle görünüyor biraz. Ağzınıza sağlık Murathan Bey. Kurtardınız Mengüto'yu. Evrim bak kimler var burada. Anne baba. Evet, annem rahmetli oldu. Evet, ona çok üzülüm. Allah rahmet eylesin. Bu da yeğenim. Evet. Bunlar kız kardeşlerim. Siz üç kardeş misiniz? Tek erkek. Evet. Öyle. Baba. Şu tarafı da tamamlayamadım. Tamamlayacağım da bir ara bir zaman bulamadım. Her yılbaşı babayla evmişsiniz değil mi?
Her yılbaşını ailemle geçiriyorum. Çünkü özel günler çok az zaten. Arkadaşlar her zaman zaman geçiriyoruz ama hani onlar o günleri çok önemsedikleri için. Yoksa benim için çok önemli değil bayrammış, yılbaşıymış falan ama hani bayramlarda ve yılbaşında giderim. Eskiden önemli miydin? Benim için mi? Aileyle olmak. Yok, yılbaşılar, bayramlar. Çocukken önemli. Ben de mesela babamı kaybettikten sonra artık değersizleşti. Hmm. Yani değersiz demeyeyim de çok böyle özelliği olmadı. Hani çünkü hep şeydir ya, bayram, yeni yıl. O özel günler ailenin birlikteliği bir arada oluşudur ya, onu simgeler. Evet, ve öyle olurdu. Bir eksiklik oluyor, evet doğru. Hani yani neyleyim bayramı, neyleyim yılbaşını diyorsun belli bir noktadan sonra ya da doğum günü. Yani tabii şimdi onun eksikliğini biz de yılbaşında falan hissediyoruz ama ne yapacaksın? Diyorsun ki çok yeni. Hı, 6 sene falan oldu. Yeni bence bir oldu. Ben 17 yaşındaydım. İşte 3 sene falan oldu. Bunu da şakaya bağlayayım. Kaç sene oldu demeyeceğim. Ha anladım, 5 sene olmuş ya. O kadar işte, 22'yim zaten biliyorsun. Kendisi 28. Almıştın. Evet ben de, doğru. 5 yaş büyük ben. Doğru söylüyorsun. Evet, yani. Kalk, kalk. Burnuma kahve kokuları geliyor. Keşke bize yemek yapsaydın ya. Aç mısın? Hayır, açtım ben değil. Çok güzel yemek yapmasın. Açtığından değilse boşu boşuna ben yemek mi yapacağım şimdi? Canım acıkırız bitene kadar. Boşu boşuna yemek. Yerim ki ben her şeyi yiyorum. Aç gel, sen yapardın. Kahvede umduğunu bulamayan Evrim'in yakışıklı oyuncu Murat Han'dan çok renkli çay isteği. Çay var, çay içersen, yol var, gidersen, ben var, seversen. Murat Han, akıllı. Bu dahaki gelişim de çay demle. Az sonra. Şeker bu mu? Eyvah, 30. Bir şey söyleyeceğim. Ha, pardon. Benim evimde şeker yok, biliyor musun? Şunun içinde vardır mı? Vallahi yok, bu kahve, Türk kahvesi. Aa, çok bencil bir ev sahibi. Çok. Kendine göre yaşıyor. İnsan şu kadar da olsa bir oraya küp şeker. Ay ne oldu biliyor musun? Aslında vardı. Süt de yok belli ki. Ha var var, süt var. Bari sütle yumuşatın. Onu yeni aldım. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ay ne titiz ya. Niye? Şanslısın Evrim. Murat Han'ın elinden kahve içmek herkese nasip olmaz. Her ne kadar şekersiz de olsa. Evet, Murat Han'ın kahvesi. Ellemeyi göz nuru şekersiz. E güzel işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim misafir için ayırdığım bir şeker vardı. Ne oldu? Çok misafir geldi. Yok. Amerika'ya giderken dedim ki şimdi burada evin içinde yiyecek bir şey kalmasın. Çünkü ben 7 aylık gittim. 7 ay hiç gelmedim. Oh. Gelmeyince de evim için hiç yiyecek bir şey kalmadı. Bir tek tuz kalmış. Ama unutmuşum. Şimdi dolap falan tam sakır kuru bakalım. Bir dolapta genelde içecek şeyler var. Sıvı. Sıvı. Likitler dolapta. Aynen. Ay. Bir de vitaminlerim falan var öyle. Ya pimpirikli misiniz biraz? Yo. Hastalık hastası. Sağlığı seviyorum. Hayır, hastalık hastası değilim. Yani şeyim ben, sağlıklı yaşamayı sevdiğim için. Ne bu vitamini? Benim en kötü halim. Ya. Sporsuz falan diyeyim yani. Bu ne? Ha, al. Kafası da kapanıyor, ben ne yapayım? Kafasını yok. Kapat, vücuduna bak diyor yani. Ya bir şey söyleyeyim, benim çok böyle ilgimi çekmiyor da erkekler seviyor böyle şeyleri. Niye? Ne ilgini çekmedi? Bu kadar. Çok mu? Aşırı mı? Yazık, damarları çıkmış ya. Ya yazık, üzüldüm ana. Üzüldüm ya. Ben senin annen olsam ağlardım oturup. Ay oğlum ne hale gelmiş, günah diye. Annem öyle diyordu ama biliyor musun? Bak, an nereden bildin ha? Hiç yemin bu. Ediyorum. Anne ne diyordu biliyor musun? Angaralıyım oğlum bak, ben. Bak bir şey söyleyeyim mi? Geliyordum eve böyle işte gençken de böyleydim hep. Daha gençken. Gencim ya. Çocuk. Küçükken. Küçükken. Diyeceksin. Neyse. Geliyorum. Annem bakıyor. Oğlum ne gerek var böyle acı çekiyorsun, bunlar ne yapıyorsun böyle, niye böyle acı çekiyorsun? Doğru diyor. Anne diyorum, oğlum bunlar acı çekmeden oğlum acı çekmiyorum diyorum. Yok oğlum böyle şey mi olur, ne biçim böyle, böyle kol mu olur, böyle ay doğru diyor. Öyle ya, insan gibi değil ki o. Baban öyle miydi? Hayır işte babam öyle, annem gibi konuşuyorsun ya, baban öyle mi diyor. Annen gibi kaç tane kadın var biliyor musun bu ülkede benim gibi düşünen? Ne yapacağız? Göbeği her salalım. Dakika böyle mi gezeceğiz? Hayır öyle. Tamam ama öyle. Sonra bizden de onları öyle bekliyorsunuz. Bekleyeceğiz tabii kendimize. Hadi orada. Kendimize bakıyoruz ya, daha ne bakalım. Yemiyorum. Yiyorum da yani yiyememezlikten tamam. Geliyorum. O nasıl olur? Yiyemezlikten nasıl oluyor? Evet Evrim, Murat Han Bey haklı. Bu durumu nasıl açıklayacaksın? Biz de çok merak ediyoruz doğrusu. İşte ya mesela şey yapıyorum. Bugün yiyorsam yarın yemiyorum. Denge. Enteresan. Bunu denemek lazım. Deneyin. Bir haftayı bir de hafta, günde iki öğün. Ama çocukken de onu düşündüm. Ben bir ara çok kilo aldım. Öğünle. Çocukken de öyle yiyordum. Yanlış. Hiç sevmiyordum çocukken yemeğimi. Sonra benim Amerika'ya
afiyet olasın diye. Burada yeme gözüm açıldı. Her şeyin 10 kilo aldım 6 ayda. Amerika'da mı? Nerede? Ama yalnız çok gezdim. Çok bir gezdim. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız orada Amerika. Çok fazla şey olduğu için. Seçenek. Yani seçenek. İnsan ben de gidince bir 10 gün gözü saldırıyorum. Gözü dönüyor değil mi? Tabii bir gözün dönüyor. Yok sushiciye saldırıyorsun. Yok işte. Baba Gump. Yok bilmem ne. Ona saldır, buna saldır. Bir bakıyorsun. Bir de çok güzel pizzacılar falan var. Bu arada dışarıya bakar mısın Evrim? Beyaza büründü her yan. Karkış kıyamet. Burada esir kalırsak biz ne yapacağız mahsur kalırsak? Kalır ya, ayıp ediyorsun. Yani. Nerede yatacağız? Bak. Yer bile yok. Aa ben üst kata, alt kata giderim Songül Karlı'ya. O da komşum. Burada mı oturuyoruz? Evet. Biz geçen hafta da buradaydık. Aa aynı bina. Aynı bina. Ben de inanamadım. Kıza sordum da kapıda girişteki güvenlikteki resepsiyondaki. Ay söyleyemedim bir türlü resepsiyondaki. Dedi buradaydınız geçen hafta dedi. İkinci gelişimiz. İkinci kat. Nerede ben oraya giderim ki kız kıza otururuz. İkinci katta. Yine dört ayağının üstüne düştün Evrim. Diğer ekip arkadaşlarımız da bir köşeye kıvrılır artık. Bu arada şekersiz kahve hoşuna gitti mi? Angaralıyım dedin değil mi? Evet. Hani senin çayın hemşerim? Angaralı adam çay içer. Çay yapalım sen. Bana çay yapın. Bana çayla gelin. Neydi benim lafım? Ya Ankara'da sıcak oluyor işte bak görüyorsun. Evet vallahi. Ya. Çok ciddi söylüyorum. Valla kurban olayım memleketime ya. Ben İnsan çok da çok seviyorum. Tatlı değil mi? Aynen öyle. Biz can. Şeydir yani kusura bakmayın her yerin insanı başka da biz orayı bildiğimiz için. Yani böyle net. Nasılsa olur evet aynen öyle. Severse sever sevmezse dönüp aynen. Bakmaz. Aynı ben işte. O kadar. Ben böyleyim. Bir de belli ediyorum ben. Ben oynayamıyorum ya. Ben de annem diyor ki kızım o kadar oyunlar yapıyorsun. O bana işte diyor dizide oynuyorsun. Biraz politik olan. Ya diyorum ne gerek var. Olursa olur olmazsa olmaz. Ben de. Yani. Ben de hiç yapamıyorum. Ne yapıyoruz bir yere mi gidiyoruz? Ne diyorduk? Çay var, çay içersen, var içersen. Yol var gidersen. Ben var seversen. Murat Han akıllı ol. Bu dahaki gelişim de çay demle. Bana Amerikan kültürüyle gelme Murat Han. Buyurun. Ya ben çay içmiyorum. Kahveyi unuttum. Ya. Ay, ha, ben çay içmiyorum ki. Vallahi sevmiyorsun. Hiç sevmiyorum. Annen baban ne seviyordur ama memuriyetten. Evet. Evin bir başka bölümüne doğru yolculuk devam ederken Evrim incileri sıralamaya devam ediyor. Şimdiki güzellemeler boy farkı üzerine. Boyu boyuma, huyu huyuma. Aşk olsun ya o kadar da kısa değilim. Benim bir o kadar da yerin altında yok. Var. Yani. Ayakkabılar güzelmiş ama. Ayakkabılarım şekil önümden çekil. Sosyal medyadan hediye. Vallahi tam şekilmiş yani. Tavsiye ederim sonra. Ben giymeyeyim. Aynı yöne yanlış diyorsun. Durur yani. Kaç tane erkeğin dolabından kadın ayakkabısı çıktı. Girer misin Sıtkı videoları? Bilgin Gökberk, Aydın. Birileri daha vardı. Şimdilik iki örnek yeter Evrim. Artık üçüncü de Murat Bey'e kısmetse. Dın dın, dın dın. Kusura bakmayın terliklerimi unutmuşum geçen. Evet akşam onlar sokağa çıkarken giyiyorum işte. Bir de çok iyi marka. Kimin bunlar? Benim ben giyiyorum. Peki bunlar hangi sevgilinden kalmış? Olur mu? Şimdi bak hemen oraya gidiyorsun. Herhalde bu kadar ayakkabıdan bir tane de topuklum olsun. Magazine çevirme diyorsun. Hey. Ay çok titiz ya. Ay senle yaşanmaz kusura bakma. Buyurun bakalım. Kızlar çok zor yani. Söyleyeyim de. Fazla titiz. Aa bak. Oh. Güzel mi? Ay çok güzel. Bak çok titiz bu ya. Ay. O ses ne? Benim telefonum içeride. O çalmıyor. Can çekişiyor telefon. Ağlıyor bildiğin. Vallahi billahi. Aa. Bu mu koku? Dur ben bu telefonu bir susturayım. Ah çok yoruldum bugün. Koç. Çok sıkı çalıştım bugün. Daha pataklamam gereken 5852 tane adam var. Az sonra. Ay yakalandım galiba. Şey yapıyordum Allah ya. Allah senin olsun. Kok. Evet anahtarlığı kokluyorsun gördüm. Benden gelmiyor mu o sabahtan beri? Aa. Vallahi ben öyle dedim ya bana. Yemin ediyorum yok öyle olsa ben girer girmez. Vallahi geçmiş ol. Ya sen sıkmayı bilmiyorsun. Cimrisin anladım ben seni. Aşk olsun. Ya sen de yıkadın beni ha. Ama öyle olur o. Öyle o mi sıkılır? Tabii. Aa ne güzelmiş kapak. Bak. Değil mi? Sen evet. Havadan bıraksan kendi çekiyor. Yok abartı. Şuradan. Atıyorsun. Hadi deney yapalım. Sen buradan at ben aşağıya 38. katta. Atıyorsun çekiveriyor bak. Olmadı ama. Yapamadı. Oley. Bu eğlenceli parfüm kapağı yakalamacı oyunundan sonra sırada makyajla ilgili açıklamalar var.
Bizde dizilerde program için tabii ki yüzme hiçbir şey yok ama dizide evet. mecburen yapılıyor çünkü parlama olmasın aynen. diye. Bir de renk ton tutsun diye ki siz kameraman arkadaşlarım daha iyi bilirler. Ya şimdi o makyajlar bayağı bir şey yıprattığı için mecburen temizleme işte ondan sonra da krem benim gerekiyor yani. Benim mesela şu bölgem sinirceleniyor makyajdan. Şey. Hassas değil mi? Hassas çok hassas. Benim böyle. Kızarıyor bayağı. O yüzden de bunları alerjen sürücüler mi? Yok değil. İyi benim alerjen. Şey kılcal damarlarım yakın galiba. Aa, şey sensitif dedikleri o. Has, evet. Aşırı hassas. Sensitif. Steve. En yani, sevdiğim aktör. Steve. Sensitive man. Sen Eric. Eric. Kimdi sensitive o? Sensitive ben Eric. My ankle Errol. Ay. Şekersiz kahve bizim evrimi çarptı galiba. Yoksa salonla yatak odası arasındaki hava değişiminden mi deseydik? Bak resmen bak orası dağ evi burası kır evi gibi. E işte ev küçük olunca orada onu yaşayayım burada bunu yaşayayım diye uğraşıp duruyor. Banyoda modern böyle şey farklı bir kafa. İşte bu ne? Kirli sepeti mi? Hayırdır? Bu hayır bu. Sandık. Ne ha battaniye falan. Bak boks ediyorum. Aa takabilir miyim? Takabilirsin. İşte benim kum torbam. Yavaş vuruyorsun ama öyle vurulmaz ki. Öyle mi? Tabii. Ama bunun sırtı problemli. Acıdı mı? Ne yapmışsın adamı? Ciğerini çıkardın adamın ya. Ay kızım. Öperim. Geçer. Geçti mi? Dileği de döveyim biraz. Bak kıyamayız. Bizde kadına şiddet no. Evet. Bizde kadına şiddet yok. Şakası bile yok. Kesinlikle. Gördünüz değil mi? Şakacıktan Metinciğimi denedim neydi? Hayır. Al çok yoruldum bugün koç. Çok sıkı çalıştım bugün. Daha pataklamam gereken 5852 tane adam var. Neyse bir yüzüğüm oldu. Sana olur mu? Ayakkabılar da gözün kaldı, yüzüğüm de. Ayakkabılar da gözüm güzel kaldı. Güzel ama değil mi? İltifat ettim ayakkabılarına. Şaka yaptım, güzel değil mi? Güzel güzel. Biraz büyük ama. Metin'in sırtında stresini atıp Murathan Bey'in yüzüğüne olan övgüleriyle moral motivasyonunu da katladın Evrim. Artık karnın tok sırtın pek olduğuna göre yeni maceralara yelken açabiliriz diyeceğiz ama... Haydi oturalım. Ya siz biliyor musunuz? Murathan Bey 2012'de Amerikalarda filmlerde oynadı. Amerikan filmlerinde. The Anthropy. Girsene Sıtkı üzerine konuşalım sonra biraz izleyelim. You can't arrest me. I can't help. You can't take down this whole f***ing town. I can't f***ing believe this. All right. All right. You got time to bullshit, Ivan. I swear, that was the last job, and I'm out. It's always the last one, Ivan. Oh, come on, T. You can't just quit these people, you know that. You gotta slip out smooth and unnoticed. Smooth and unnoticed? I should just take you in right now. Terry, I swear on Katerina, on Mother Russia, on everything. Çok para veriyorlar mı? Yok ya, çok yani onlara veriyorlar da tabii işte Michael Madsen'a veriyorlardı ama tabii bize öyle olmadı yani. Yeni başladığınız için herhalde değil mi? E tabii Amerika'da isim falan olmadığı sonuçta. İçin tabii kas sistemi aynı. Buradaki gibi. Buradaki yani. Gibi, burada aynen. Da öyle. Dünyanın her yerinde öyle. Peki orada şey doğru mu? Oynamak için bir ajansa giriyorsun falan. Hı-hı. Ancak öyle mi oluyormuş? Bir şey anlatıyorlar. Ya bir tane bir ajansın, menajerin bir şeyin olacak. O da çok zor. Yani bir ajans ya da menajerin seni kabul etmesi bilmem ne falan olayı. Tabii tabii çok zor oluyor. Ben dönmeden önce işte bu son 7 aylığına gitmiştim. Orada birisi işte bizim Mutluluk filminin İngilizce altyazılı olan orada izliyorlar zaten. Netflix diye bir sistem var. Orada izlemiş. E-mail'den ulaştı falan bana. Onunla buluştuk. Şimdi onunla çalışmaya başlıyoruz. Bakalım bir şeyler olur herhalde diye. Döneceğim zaten herhalde bir aya falan dönerim. Ya. Döneceğim. Bakalım burada iş olursa değerlendireceğim ona göre geleceğim. Olmazsa orada devam edeceğim. Güzel ya. Yani ben şey yaptım hani burayı özellikle bu küçük tutmamın, burayı küçük tutmamın sebebi şey. Hani gideyim orada zaman geçirdiğim zaman burası işte güvenlikli aşağıdan. Ay biz oraya da gelelim mi? Gelin ya. Los Angeles'a çekime. Aa gelsenize çekime. Ya. Vallahi gelin. Ya. Vallahi beklerim. Fatih.
patronum benim. Lütfen gönderin. Sen var bunları bilemem ama ben giderim. Tek başıma da çekerim şunu. Kamerayı al gel sen benim. Ay ne olur gidelim ya. Ne olacak gelin, şuradan şurası abi. 16 saatcik. Lütfen Suavi Doğan gidelim Los Angeles'a. Hem bir sürü ünlü var orada. Türk var. Var İki kişiyle çekeriz. Şimdi oraya gelen Türk ünlüler var. Onun var değil mi evleri olan falan? Tabii tabii. Hadi müdürlerimizden izin aldık diyelim. Sen daha asansörle çıkarken yoruluyorsun Evrim. Onca saat uçmak bozmasın seni. Ya orada 3 gün de var ya. Ay. Jet lag olursun hiçbir şey. Ben New York'tan Los Angeles'a geldiğimde jet lag oldum düşünsenize. Yani ya sinemaya saat. Girdim 3 saat var New York Los Angeles evet. arasında. Ya burayla orası arası 10 saat var Los Angeles'ta. Yani. 3 boyutlu film festivali vardı. Ona gittim. Yani bir sürü festivale girdim de hani o gün o vardı ilk gittiğim gün. Bayağı bir önden bir çizgi film, bir çizgi film daha. Sıra geldi Phantom of the Opera'nın işte 1960'lardaki versiyonu. 3 boyut yapmışlar. Sıra geldi ona. Başladı film, gözümde de gözlükler böyle. Sene 2006. Bak. Ben böyle gittiğimi biliyorum. Allah'tan gözüküyor çünkü tabii filmin canım. Yönetmeni, o grafikerleri hepsi oradalar. Bayağı festival. Yine ertesi gün yaza veda partisi var. O açık bir alan var ya, ne deniyor oraya? Bu City Walk'a yürürken, çıkarken. Şey, Hollywood Bowl mu? Evet. Orada bu Disney'in, bütün Walt Disney'in müziklerini yapan John Bishi'ydi adamın adı. Bayağı Muppet Show'ları oynuyor. Bayağı gürül gürül canlı bir konser. Uyudum. Havai fişekler falan patlıyor. Çünkü New York'a gece işte 1, orada saat 10 ya da 11. Evet. Ama benim uykum... 3 saat fark var ama buradan gidince bayağı bir... Ben 3-4 gün böyle şey gibiyim, yani Leyla gibi. Nerede gezdiğimi bilmiyorum. Öğlen 3'te böyle bir gidiyorum falan. Dönüş de çok kötü. Ben dönüşte çok kötü olmadım. Gerçi yine dediğin doğru. Burada yine ben bir haftadan önce geldim kendime. Şimdi hatırlıyorum da. Bu anlattıklarından sonra çekim için Amerika rüyalarının üstüne bir bardak soğuk su iç diye hatırlatmamıza gerek yok sanırız Evrim. Gerçi hayal bu belli mi olur? Biz devam edelim sohbetimizi. Peki giderken Amerika'ya ben uyudum. Uyumamak mı lazım aslında? Yok uyumak lazım değil mi? Çünkü orada vallahi gündüz oluyor, burada gece. Yani evet onu ayarlayıp işte 10 saati burada aslında 3 gün önceden başlasan o programı mesela. Gece yaşayıp gündüz. Tabii tabii hani gece yaşayıp gündüz Amerika saatine göre yavaş yavaş hani böyle 2 saat bir kaydırsan sonra bir sonraki gün bir 2 saat kaydırsan. Bir sonraki gün 2 saat sonra uçaktayken de 2 saat indiğin zaman Los Angeles'sın zaten. Dipçik gibi Los Angeles'sın. Ben zaten buradaydım diye inersin yani. 2 senedir buradayım. Tabii tabii. Çok naziksiniz Murat Bey. Evrim ne dersin? Hediyelerimizi takdim edelim mi artık? Ay hediyelerimiz var. Noel Baba. Aa kahve kupası bak kahveyi çok severim. Kim var orada? Ya yemin ediyorum ha. Çok... Nasıl ne diyeyim sana bilemedim. Şaşırdın değil mi? Narsist sunucu kendini evet, çok seven çok insan. Çok medolamaz. Niye ben? Evet ben istedim. Kayıtlarda var. Yani, hayır daha önce dedim. Ki... Bu bak bu burada yoktu tamam. Dedim ki niye benim resmim yok, fotoğrafım yok. Murat Han'a bunu hediye edeceğiz dediler. Sen de dedin ki benim resmim üstünde olacak. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Bunu hiç şey yapma. Kahve şey yapma. Bunu kalemlik yap. Şimdi yazıyorsun ya senaryo. Evet. Bir sinirlendin bunu çevir suratı. Barıştım, gireceğim. Ha öyle o şekilde. Kahve içmedin. Buraya kızı arkadaşını yapıştırırsın. Yok yani kim varsa hayatında çık çık yapıştır. Yok yok senin hatıran olsun ya Ankaralı hemşerim. Hemşerim mi yani? Sıra diğer hediyemizi açmakta. Şimdi bunun da üstüne sen çırık mı yazsın? İçinden. İçinden çıkarmış. Ay ne bu be merak ettim. Oo. Oo. Süper. Aa. Vallahi çok güzel. Yok bir dakika öyle değil. Ha bunu bu başka bir şey mi? Bu ayrı mı? Çözeceğiz onu bir dakika. Burada başka bir şey yok. Tamam. Ha. Şimdi bu parçaları bir araya koyacağız. Hadi puzzle yapalım. Böyle mi? Böyle. Başka ne olacak? Vay tabii. Be. Ama bence... çok güzel bir hediye. Eve de çok uygun olmuş. Bak şunlar falan tam tazı gitmiş ya. Yani. Los Angeles'taki yeri nasıl? Oraya da getirirsiniz bir şeyler. Onun da fotoğraflarını oraya gösteririm ben sana. Oraya yüklenip ben sana buğday, bulgur, kuru fasulye. Tabii tabii öyle şeyler getir oraya. Ya getiririm yok, be. Bakma orada yok mu bulgur? Var. Dolu hem de. Bu sınırları aşan renkli sohbetimizin ardından sıra geliyor vedaya. Ay çok mutlu oldum ya geldiğime. Tanıdığıma yakından. Gerçekten. Vallahi. Teşekkür ederim ya ben de yani. İşte böyle sektör bizi bir araya getirirse tanışıyoruz. Ne şans değil mi? Ben severek izliyorum, takip ediyorum. Sevdiğim oyuncu abi. Teşekkür ederim. İyi oyuncu.
İyi oyuncunun hastasıyız dede. Hemşerim hem de. Ayt ağırlı olup. Niye Ankara? Arada, Ankara siz, deyince bir gidiyor benden. Siz burada kalacaksınız galiba bak. Evet Evrim. Kar bastırdı, acele edelim artık. Sen aynı binadaki Songül Karlı'ya rezervasyonu yaptırdın ama bu çekimler yayına hazırlanacak da. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımak büyük bir şans benim için. Ben teşekkür ederim gerçekten. Çok... Amerika'ya gelmeyi hayal ederek buradan ayrılıyorum. Gelin ya, gerçekten beklerim yani. Hiç... Vallahi çok isteriz. Yani havaalanından da girip alacağım söz. Ay kurban olurum ya, insan hemşerisi gibi birisi var mı be? Ne demek ya? Ayt. Kapatıyorum o zaman. Kapat. Vedalaşıyorum. Yani istersen otur. Kapatma yani. Açık kalsın. Açık kalsın. Ay cereyan yapar, kapatıyorum. Aynı kötü espri. Tamam. Efendim yayında, yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik... Ne diyecektik ya? Hoşçakal. Şimdilik hoşçakal. Şimdilik. Teşekkür ederim.